Çok kıymetli İKON TV izleyicileri, sahur vakti programına hepiniz hoş geldiniz efendim. Efendim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra Peygamber Efendimiz yerine kimler gelmiştir? Tabii ki alimlerimiz gelmiştir, mürşid-i kamillerimiz gelmiştir. Peygamber Efendimiz'den devraldıkları tebliğ ve irşat görevini sürdürmüşlerdir şimdiye kadar. Allah hepsinden razı olsun. Fatih Sultan Mehmet Han bir gün lalasıyla birlikte Ebu'l-Vefa Hazretleri'ni ziyarete giderler. Ebu'l-Vefa Hazretleri Vefa semtinde, belki birçoğumuz da gitmiştir. Şu anda türbesi de oradadır. Orada dergaha bulunmaktadır. Gönül insandır, mürşid-i kamildir. Anadolu erenlerinden birisidir. Ve kapısına kadar giderler. Sadece iki kişi gidiyor İstanbul'da. Düşünün, sokaklarda padişah Fatih Sultan Mehmet ve lalası, muhtemelen Molla Güran Hazretleri'dir. İkisi beraber gidiyorlar. Tebdili kıyafet. Ve dergahın kapısına geldiklerinde, kapıyı tıklattıklarında, tahtadan bir kapı, içeriden genç bir derviş çıkar. Bakar ki koskoca sultan, İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet. Hemen hocasına gider Ebu'l-Vefa Hazretleri'ne. Efendim, Sultan Fatih geldi, sizi ziyaret etmek istiyor, elinizi öpmek istiyor der. Tabii Ebu'l-Vefa Hazretleri'nin tutumu çok nettir. Şu anda müsait değiliz, gitsin. Sonra gelsin ya da gelmesin gibi bir ifade kullanır. Hemen genç derviş hayretli bir şekilde Fatih Sultan Mehmet'in yanına gider. Efendim, Ebu'l-Vefa Hazretleri müsait olmadığını, şu anda gitmeniz gerektiğini, kabul edemeyeceğini söylüyor der. O anda Fatih Sultan Mehmet'in gözleri yaşarır ve gördün mü lala der. Koskoca İstanbul'un surlarını açtık ama şu tahta kapıyı aşamıyoruz. İzin çıkmadı. Çünkü gönül erenleri, maneviyat erenlerinden izin çıkmadı mı o kapıyı geçemezsiniz. İrşat makamıdır, tebliğ makamıdır, gönül makamıdır orası. Ve geri döner Fatih Sultan Mehmet. Tabii genç derviş çok bu noktada hem heyecanlıdır hem de çok meraklıdır. Neden kabul etmediğini sorunca Ebu'l-Vefa Hazretleri der ki, evladım, Fatih Sultan Mehmet eğer buraya gelirse, bizim buradaki aşkı, şevki, zikrin tadını, maneviyatını alırsa, devlet işlerini de bırakır, burada kalır, derviş olmaya niyet eder. O bize devlette lazım, devlet başkanı olarak lazım, ümmetin ona ihtiyacı var. Biz burada dualarımızla onu destekleyeceğiz, o da gidip devlet işlerine bakacak der. Yine baktığımız zaman Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri çok meşhurdur, Üftade Hazretleri ile olan diyaloğu. Hep bunlar tabii irşatla alakalı, eğitimle alakalı konular, öyle bakmak lazım. Kendisi Bursa kadısıdır fakat manevi haller üzerine Üftade Hazretleri'ne öğrenci olmak ister. Ve tabi bu gelişimleri belki birçoğunuz okumuşsunuzdur. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri ve Üftade Hazretleri ile ilgili. Kapısına kadar gider Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri fakat Üftade Hazretleri kabul etmek istemez. Der ki sen varlık kapısından geliyorsun, burası yokluk kapısı. Nihayet tabi Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri belli bir eğitim metodundan geçer. Der ki sen gidip ciğer satarsan Bursa sokaklarında, nefsini yenersen, o varlığı bırakırsan, o zaman yokluk kapısına gelirsin, kabul ederiz der. Ve nitekim Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri dediğini yapar ve Bursa sokaklarında nefsini yok etmek adına ciğerlerini satar ve derviş olarak kabul edilir. Daha sonraki süreçte tabii hizmetinde bulunuyor Üftade Hazretleri'nin, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri. Bir gün şeyhinin, tabii her gün abdest suyunu ısıtıyor. Bir gün onu uyuyakalmış ve unutmuş. Tabii hemen göğsüne bastırıyor o ibriği. İbrik tabii ısınmış. Suyu dökerken Üftade Hazretleri diyor ki, evladım bu su sıcak diyor. Nasıl olur efendim, ben onu ateşe koymadım diyor. Bu gönül ateşiyle ısınmış evladım diyor. Bu eğitim süreçleri çok önemli tabii ki. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sahabe-i kiramı bu titizlikte, bu güzellikte eğitmiştir. Bu eğitimlerden birisi de bugün işleyeceğimiz Cibril hadisidir. Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimizin huzuruna gelmiş, sahabe-i kiram etrafta ve bu Cibril hadisini Hazreti Ömer bize nakletmiştir. Bunu inşallah konu edineceğiz. Bu konumuza girmeden önce her zaman olduğu gibi sözlerin en güzel olan Kur'an-ı Kerim tilavetini yapmak üzere Amber Reis Camii Müezzin Kayyımı Yunus Erarslan hocamıza sözü bırakıyoruz. Buyurun hocam. Euzu billahi mineşşeytanirracim.
Bismillahirrahmanirrahim. Kad aflahal mu'minun. Ellezîne hum fî salâtihim hâşi'ûn. Vellezîne hum anillâvbi mu'rizûn. Vellezîne hum زكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Yunus Erarslan hocamıza çok teşekkür ediyoruz bu tilaveti için. Evet efendim, az önce anlattığımız özellikle hem Fatih Sultan Mehmet'le ilgili hem de Aziz Mahmud Hüdayi ile ilgili, Hazretleri ile ilgili meseleler hep eğitimle ilgili, gönül eğitimiyle ilgili. Peygamberleri Allah Teala bu insanları eğitsin, ümmetleri eğitsin diye göndermiş. Peygamberlerden sonra mürşid-i kamilleri, alimlerimizi de yine topluma eğitmeleri için Peygamber Efendimizin hem hadis-i şerifleri hem de Kur'an-ı Kerim'le birlikte bir şekilde bu toplumu eğitmiştir, insanları eğitmiştir. Şimdi Cibril hadisini hepimiz aslında ortaokul yaşlarından, lise yaşlarından hatırlarız. Çünkü çok meşhur bir hadis-i şeriftir. İslam'ın 5 şartını, imanın 6 şartı olduğunu ve birçok meseleleri aslında biz Cibril hadisinden öğreniyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescitte otururken sahabe-i kiramla içeriye böyle çok güzel giyinimli, siyah saçlı, tertemiz birisi giriyor. Tabii rivayet eden Hazreti Ömer diyor ki biz tanımıyorduk. Hani yoldan gelse bir yolculuk emaresi olur ama yoldan da gelmiyordu ama biz tanımıyorduk da çevrede. Tanımadığımız birisi geldi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına dizini dizine koydu ve ellerini de uyluk kemiklerine koydu. Ya Muhammed, İslam nedir? İman nedir? İhsan nedir? Tabi hocam açıklayacak ama ben bir giriş yapayım inşallah.
nedir diye sordu ve kıyamet ne zaman diye soru sordu. Bu sorularda Peygamber Efendimiz cevapladıkça doğru söyledin diye buyurdu Cebrail Aleyhisselam. Bir eğitim metodudur aslında bu da. Cebrail Aleyhisselam size dininizi öğretmeye geldi diyor Efendimiz çünkü. Bir eğitim metodudur. İnşallah bu akşam çok değerli doçent doktor İsmail Bilgili hocam, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi İsmail Bilgili hocamla inşallah Cibril hadisini biraz daha açacağız. Acaba bize ne anlatmak istiyor? Genel anlamda neler söylüyor? İnşallah. Sayın hocam hoş geldiniz. Bugün 10. sahuru inşallah idrak ediyoruz. 10 gün geçmiş. Çok hızlı bir şekilde 3'te 1'i gitmiş Ramazan ama biz yine sizin Ramazan-ı Şerifiniz tebrik edelim inşallah. Sayın hocam Cibril hadisi çok meşhurdur. Aslında biz çocukluktan beri biliriz. Hani okuruz. Mutlaka zihnimizde vardır. Dilerseniz içerisinde hangi konular var, neler işleniyor, ne anlatılmak istenmiş bize Cibril hadisiyle ilgili? Buradan bir başlayalım sonra açarız inşallah. Buyurun hocam. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Öncelikli olarak tüm izleyicilerimizin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Evveli rahmet, ortası mağfiret, ahiri de cehennemden azat olan Ramazan'ın bizler için maddi ve manevi bütün virüslerden arınacak, neticede bize bayramı ferahlık içerisinde kavuşturacak bir ay olmasını temenni ediyorum. Cenab-ı Hak'tan bunu bize göstermesini niyaz ediyorum. Evet, Cibril hadisi aslında İslami ilimler açısından da ele alınması gereken çok önemli bir hadis-i şeriftir. Cibril hadisi bize Kur'an-ı Kerim'in baş tarafında yer alan Fatiha suresinin Kur'an-ı Kerim'in değerini, önemini veya Kur'an-ı Kerim'in içeriğini anlatması bakımından nasıl ki bir dibace, bir ön söz, bir giriş mahiyetinde ve Kur'an-ı Kerim içerisindeki bilgileri bize sanki şöyle özetler bir mahiyette olduğunu hatırlattığı gibi Cibril hadisi de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ömrünün sonlarına doğru gerçekleşmiş olan bir olayla Efendimiz bize bununla aslında İslam'ın genel ilimlerini, İslam'ın genel ahkamını, İslam'ın genel eğitim metotlarını da göstermektedir. Cibril hadisi bu açıdan ele alındığı zaman, yani hem ilimler bakımından, hem eğitim metodu bakımından, hem içerisinde yer alan hükümler bakımından önümüze çok geniş deryalar çıkmaktadır. Hatta ve hatta Fatiha suresinin Kur'an-ı Kerim için değeri anlatılırken Ümmül Kitap veya Ümmül Kur'an ifadesi yer alır. Cibril hadisinin de buna benzer bir ifadesi vardır. Alimlerimiz Ümmü Sünne veya Ümmül Ehadis veya Ümmül Cevamiya yani sünneti toplayan, hadisleri toplayan aslında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir ömür boyunca İslam adına bırakmış olduğu mirasın özetini bize sunan bir hadis-i şeriftir. Bu açıdan da çok önemli bir yeri vardır. Her ne tarafından değerlendirilirse hakikaten bir derya gibidir. Ve hatta oluşumunda az önce giriş yaptınız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabesiyle beraber bulunurken hiç adeti değilmiş. Bir gün bana sorun demiş. Seluni, bana sorun. Halbuki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok soru sorulmasından yana değildi. Hatta ayet-i kerime var ya, estağfirullah. La tes'elu an eşya'e in tubde lekum tesukum. Yani açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın ifadesi var ayet-i kerimede. Efendimiz de bazen bir konuyu izah ederken sahabenin bu konunun daha da ötesine geçecek yükümlülükleri arttıracak sorular olduğu zaman bu konuda sizin yükümlülüğünüzü arttıracak sorulardan uzak durun. Çünkü önceki milletler de çok soru sordular. Mükellefiyeti arttı. Ve bunun altından kalkamadılar, helak oldular. Evet. Sizin de bu aynen başınıza gelmesin, tavrı olmasına rağmen Peygamberimizin burada bana sorun ifadesi sahabeyi biraz aslında şaşkına çevirdi. Şaşkınlık içerisinde bıraktı ve soramadılar, durdular. O esnada dediğiniz gibi böyle bembeyaz giyimli bir şahıs. Simsiyah saçıyla, sakalıyla, çok temiz. Bakıyoruz diyor Hazreti Ömer, tanımıyoruz. Evet. Yani bizim buralardan değil, tabiri caizse. Bizim buralardan değil. Evet. Buralardan değilse yolcu olması lazım. Fakat yolculuk alameti de yok. Yani üstü toz, toprak vesaire. Öyle de bir durum yok. Yani aslında bir ilim meclisine gelişi de bize burada hatırlatmak istiyor. Yani ilim meclisine giderken nasıl bir tavır takılmamız gerekiyor?
kılık kıyafete varıncaya kadar, sükunete varıncaya kadar ve gelip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dizinin dibine oturuyor. Bakın bu da bir edep. Evet. Yani bir öğrencinin hocasından ilim alacağı zaman hocasına karşı göstermek durumunda olduğu bir saygıyı ifade ediyor. Hani biz rahleyi tedris deriz ya hocam, bir rahlenin önünde öğrenci böyle oturur değil mi, hocasının önünde. O tarz bir görüntü var yani. Evet, yani hocaya burada bir büyük bir saygı var. Tabii ki hocanın da burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun dizinin dibine kadar gelmesine müsaade ediyor. Oturmasını onaylıyor ve onun sorduğu sorulara da büyük bir vakarla cevap veriyor. Burada ikinci olarak da hocalara düşen bir görev vazife var. İlmini gizlemeyecek. Bir şey sorulduğu zaman cevap verecek. Cevap verecek. Düzgün bir şekilde. Soru net olacak, anlaşılır olacak, çok uzatılmayacak. Bazen öyle oluyor. Uzun uzun sorular soruluyor. Hatta cevabı içinde olan sorular soruluyor. Hatta katkı sağlama amacıyla birkaç paragraflık izahtan sonra sorular soruluyor. Aslında bu eğitim metodunda çok isabetli bir yaklaşım tarzı değildir. Soru kısa, net, anlaşılır. Cevabı da aynı şekilde. Cevabında da evet, hayır değil. Ya ne isteniyor? Şu bilgiler. O bilgileri sunmak suretiyle Peygamberimizin dizinin dibine geliyor ve soruyor. Ahbirni anil İslam. Bana İslam'dan haber ver. Efendimiz anlatıyor. Sonra sadakta doğru söyledin. Ahbirni anil iman. Bana imandan haber ver. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem imanın 6 şartını anlatıyor. Sonra ahbirni anil ihsan. Bana ihsandan haber ver diyor Cebrail aleyhisselam. Efendimiz onu da anlatıyor. Bunlar üzerine ayrı ayrı duracağız. Son adında kıyamet saati, yani kıyametin ne zaman kopacağından soruyor. Efendimiz de bunu yani sorulan sorandan daha çok bilmez. Bilmiyor. Yani bu konuda net, bakın, kesin bir bilgi yok çünkü. Burada da çok net bir eğitimci tavrı var. Yani bir öğretici her şeyi bilmek zorunda değildir. Değil. Yani bilmediğini de bu şekilde itiraf edebilmeli. Yani. Ki niye? Çünkü bunlar araştırılarak, öğrenilerek, zamanla, bizim ilmimiz zamanla öğrenilerek artan özelliğe sahiptir. Cenab-ı Hakk'ın ilmi ise o sonsuz deryalardır. Yani onun ilmi artma diye bir özelliğe sahip değil zaten. Ve huve ala bikulli şeyin alim. Değil mi? Bütün her şeyi kuşatıcı, bilici bir mahiyete sahiptir. Peki öyleyse bana kıyametin alametlerinden haber ver diyor. Ve Efendimiz ona kıyametin alametlerinden iki tanesini söylüyor. Sonra bu şahıs, bu gelen şahıs oradan usulca ayrılıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'e ve oradaki sahabeye çağırın gelsin bakalım diyor. Çünkü onu bulamayacaklarını da biliyor. Evet. Sahabe çıkıyor meclisten, bakıyor yok, kaybolmuş. Ve Efendimiz Hazreti Ömer'e buyuruyor ki o gelen kimdi biliyor musun? Allah daha iyi bilir diyor. Allah ve Resulü daha iyi bilir. İşte o gelen Cibril'di diyor. Size dininizi öğretmeye geldi. Bak, size dininizi öğretmeye geldi. Şimdi biz buradan şunu da görüyoruz ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme aslında din olarak, vahiy olarak, Kur'an-ı Kerim'le beraber bir de bu şekilde Cebrail'in gelip öğretmesi, insanların görebileceği şekilde gelip öğretmesi veya Cebrail'in gelmeden duygu yoluyla, his yoluyla peygamberimize bilgileri yüklemesi neticesinde ortaya çıkan bir de sünnet var. Yani dinin, Allah-u Teala'nın doğrudan kelamı olan Kur'an-ı Kerim, lafız olarak Kur'an-ı Kerim var. Ve bir de bunun da aslında açıklaması, bunun uygulamasını gösteren sünneti var. Çünkü biz şunu biliyoruz ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece tebliğci değildir. Onun en baş görevi tebliğdir ama Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle inna enzelna zikra litubeyyine linnasi ma nuzzile ileyhim. Biz sana bu zikri, bu Kur'an'ı insanlara ne indirildiğini açıklayasın diye gönderdik buyuruyor. Evet. Öyleyse insanlara indirilen nedir? Kur'an-ı Kerim. Peki Kur'an-ı Kerim'in içerisindeki bilgilerin nasıl anlaşılması, nasıl uygulanması gerekiyor? Bu da Peygamberimizin tebyiniyle, tefsiriyle, izahıyla olacaktır. Yani hadis çok önemli bir ilim dalıdır. Hani bugün hadis düşmanları var. Yıllardır biz bunlarla uğraşıyoruz. Programlarda da söylüyoruz.
Yani hadisi çekip aldığınız zaman aslında değil mi Sayın Hocam? Ortada pek bir şey kalmıyor. Kur'an-ı Kerim insanlar kafalarına göre yorumlayabilir, tefsir edebilir, mealini kafasına göre yorumlayabilir. Ama hadisi şerifi koyduğunuz zaman tam mükemmel bir şey ortaya çıkıyor. Çünkü Resul Efendimiz tefsir ediyor aslında. Evet. Yani onun için hadis ilmini önemsememek, hadiste neymiş canım falan demek çok tehlikeli. Hatta imani açıdan tehlikeli. Bunu da burada önemsemek lazım hadis ilmini. Elbette şu kavramı daha çok kullanmamız gerekiyor. Hadislerden ziyade bu hadislerin yerleşik hayatta yer bulmuş olduğu sünnet tabirini, Evet. kavramını kullanmamız daha da yerindedir, hoştur. Çünkü hadisler İslam dininin oluşum sürecinde yeri geldiği zaman ihtiyaca binaen bir takım hükümler ortaya koyabilmektedir. Bizim bunları sağlıklı bir şekilde anlamamız, neticesine bakmamız, yani bu konuyla ilgili tüm hadisleri toplayıp elimizde sünnet olarak ne vardır, ne kalmıştır? Sünnet olarak bu konuyla ilgili Ya uygulama nedir? yaşanmış olarak değil Evet, mi? Evet. yaşantıya aksetmiş ve kalıcı hale gelmiş. Bizler mesela yalın olarak hadisleri okuduğumuz zaman bu konuda bir uzman olmamız lazım. Yani yalın hadis anlamını okumak bir uzmanlık gerektirir. Neden? Çünkü o konuyla ilgili acaba diğer hadisler var mıdır? Bunu bilmemiz lazım. Bunu bilmezsek hata içerisine düşebiliriz. Yanlış sonuçlara varabiliriz. Ben mesela öğrencilerimle paylaşırım bazen. Derim ki Kurban Bayramı'nda etleri bazen ne yaparsınız? İşte buzdolabına, Evet. dip prize kaldırırsınız. Niye? İşte hocam sonradan da tüketmek için. Bakın ben şimdi size bir hadis-i şerif okuyayım. Bu hadis-i şerife göre 3 günden fazla kurban etlerinin saklanmasını yasaklıyor bize Peygamberimiz. Hadi Niye hadi bakalım. saklıyorsunuz? Değil mi hocam? Yani Tabii evet. yani niye Tabii. saklıyorsunuz? Bakın yalın olarak bunu aldığımız zaman bunun söylenme zamanını, gayesini, sebebini göz ardı edip de alırsak sonradan Efendimizin işte o fakir kabileler artık iyileşti, durumları normalleşti. Bundan sonra isterseniz kurban etlerinizi tüketin, isterseniz saklayın. Genel emrini bilmezsek hata etmiş Hata oluruz. etmiş oluruz. Yani buraya dikkat etmemiz lazım. Buradan şunu söyleyip geçelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin konumu dinde aslında sünnet İslam'ın ete kemiğe bürünmüş şeklidir. Yani ortaya çıktığı, göründüğü, uygulandığı şeklidir. Bu hadis bize bunu da anlatıyor. Peygamberimizin tebliğ görevi var. Tebliğin görevi var. Talim, öğretme görevi var. Çünkü o muallimdir, öğretmendir. Evet. Ve bu İslam'ı bize bakın bir örneğini şimdi görüyoruz. Bu şekilde öğretmiştir. Uslubunu, metodunu da vermiştir. Ve en sonunda da tatbik görevi var. Uygulama görevi var. Mesela Kur'an-ı Kerim ne diyor? Sallu kıymus salâ ve atü zeka. Değil mi? Mesela Evet, namaz kılın, tabii. Zekat zekat verin. verin emri var. Tabii. Efendimiz de buyuruyor ki sallu kema raaytumuni usalli. Ben nasıl namaz kılıyorsam işte siz de öyle namaz kılın. Yani namaz denilen şey budur. Cibril hadisinde de şimdi ahbini anil İslam diyor. Bana İslam'dan haber ver. Yani İslam nedir demiyor. Ve Peygamberimiz de devamında ya İslam teslimiyeti vesaire gibi kelime Demiyor anılmaz yani, önüne evet. durmuyor. Yani kavram olarak bunun içerisinde ne var? Onu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aktarıyor, yüklüyor. Peki ne var içerisinde? İslam'ın içerisinde Allah'ın varlığına ve birliğine şahitlik etmek, Hz. Muhammed'in onun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek. Temel unsur bu. Yani bu iki iman unsuru bakın İslam'da yer alıyor. Bu bizim için İslam dairesine giriş kapısıdır. Yani bir kişinin İslam'a girmesi, Müslüman olması için öncelikli olarak kabullenmesi gereken iki unsurdur. Neden iki unsur? Neden sadece Allah'a iman yetmiyor da Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme de iman, onun da peygamberliğini kabul şartı ileri sürülüyor? Çünkü bakın günümüzde sadece Allah'a inandığını ama peygamberimizi kabul etmediğini söyleyen topluluklar var. Var, var Yani evet. öyleyse Çok karşılaştık bu evet. insanların ahirette herhangi bir nasip olamaz. Peki nereden biliyoruz nasip olmadığını? Şimdi buradaki ifade bize bunu öğretiyor ama ayrıca Efendimiz de diyor ki şu Yahudi ve Hristiyanlar benim Allah'ın elçisi olduğuma inanmadıkça cennete giremezler. Çok net Evet. ifadeleri de vardır. Öyleyse buradan bir dairenin içerisine giriyoruz. Peki ne yapacağız? Ve tukimussala namaz kılman. Ve tu diye zekat vermen ve tasume Ramazan orucunu tutman ve tehaccü beyt ve hac etmen.
in istatatı ile hissebiyle oraya gitmeye yol bulabilirsen, imkan bulabilirsen. Bu şekilde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın beş şartını, beş ana unsurunu, aslında İslam'ın temel direklerini bize ifade ediyor. Ve Cebrail aleyhisselam sadakta diyor, doğru söyledin. Hazreti Ömer ve etrafındakiler şaşırdık diyor. Bakın bu hadis-i şerifi sadece Hazreti Ömer değil, sahabeden 10 kişi kadar şahsın aktardığı rivayet edilmektedir. Hatta bunun üzerine mesela Kadı Yaz buyuruyor ki bu mütevatir bir hadistir diyor. Yani lafza mütevatirliği tartışılsa da genel kanaat olarak manen mütevatir bir hadis. Ne demek mütevatir? Bize bu olayın olduğunu aktaran öyle topluluklar, öyle şahıslar var ki artık bu olay kesinlikle olmuştur. Yani biz şimdi diyoruz ki Afrika kıtası var. Gittik mi gitmedik mesela. Evet. Gitmediğimiz halde Afrika kıtası o kadar anlatılıyor ki onun varlığını reddetmek mümkün değil. Bize 10 kişi anlatıyor mesela, değil mi hocam? Bunu anlattığı zaman ben Afrika'ya gittim, gördüm böyle bir kıta var. Bize de buna inanmak düşüyor yani. Evet. Yani bu işte nedir? Bir ilmi kesin bilgidir. İlmel yakın diyoruz buna. Bu derece, yani onun varlığını inkar etmeye imkan bulamayacak derecede kesin bir bilgi ifade etmektedir. Bu Cibril hadisinin böyle bir konumu da bulunmaktadır. Sonra arkasından soruyor, işte ahbirni anil iman, bana imandan haber ver diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de iman anlatıyor. Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlerine, ahiret gününe inanmandır ve ayrıca diyor kadere, hayrına ve şerrine inanmandır. Bak şimdi beş tane bir sayıyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. En sonu farklı yani. En ayrı sonunda sayıyor. O en tu'mine kelimesini, iman etmendir kelimesini bir kez daha tekrarlıyor. Ne için? Kadere, imana vurgu yapmak için. Çok kritik bir konu çünkü, değil mi hocam? Evet, çok çok hassas bir konu. Çünkü şunu da söyleyeceğim. Bu hadisin, Cibril hadisinin Sahih-i Müslim'deki rivayetinin sebebi aslında kaderi inkara kalkışan bazı kişilerin bu düşüncelerinin yanlış olduğunu ortaya çıkarmak üzere Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah İbni Ömer tarafından tabiinden iki şahsa aktarılmıştır. Burası önemli. Burası önemli. Evet. Evet. Bir kadere imansızlık var, yani kaderle ilgili bir problem olan bir tabiin ekip döneminde var. Tabiin döneminde yalnız bu. Evet. Sahabe döneminden sonraki tabiin döneminde. Nerede? Olay şöyle gerçekleşiyor. Irak bölgesi Basra'da. Basra'da bir şahıs çıkmış ve şunu söylüyor. Allah olacak olaylardan haberi olmaz. Bilmez. Yani yarın neler olacak bundan haberi olmaz. Bunun hakkında bir bilgisi olamaz gibi bir takım söyler söylüyor ve bunu yaygınlaştırıyor. Günümüzde de benzer tabirle var, kullanılabiliyor. Var. Yani Allah geleceği ne bilsin. Gaybi ne bilsin. Gaybi, Allah gaybi bilmeyecek de bu gaybi kim bilecek? وَمَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهِ diyor. Yani gaybi sadece Allah bilir. Tabii ki peygamberlerinden de bildirdiği kadar peygamberler bilir. Onlarla ilgili ayet-i kerime vardır. Yani Cenab-ı Hak gaybın gerçek sahibidir, alimidir, bilenidir. Ve dilediğine bildirir. Dilediğine dilediği kadar bildirilir. Bilir. Mesela bu hadis-i şerifte Cebrail aleyhisselam metessa'ah diyor. Kıyamet ne zaman kopacak? Efendimiz diyor ki yani bunu soranla sorulan arasında bir fark yok diyor bilgi bakımında. Yani sen ne kadar biliyorsun ben ne kadar biliyorum. Bilmiyorum yani. Kıyamet ne zaman kopacak? Yani. Orada olduğu gibi yani bildirilenleri açıklarsın. Ama bildirilmediğini bilemezsin. Susarız, bilmiyoruz deriz tabii. Tabii, onda bilmiyorum ifadesini kullanmış olursun. Yahya bin Ma'mer, o şahıs, tabiinden şahıs, bölgelerinde böyle kaderi inkar eden insanlar çıkınca yanına bir arkadaşını alıyor. Gel diyor, gidelim diyor Hicaz'a diyor. İşte umre ziyareti veya hac ziyareti bir vesileyle. Hazreti Peygamber'in arkadaşlarından birine karşılaşırız. Bu konuyu bir danışırız. Yani bu nedir şimdi? Bir şeyler çıkıyor. Allah bilmez ne demek yani. Bu hiç olacak iş değil. Bu sağlam samimi niyetine üzerine Mescid-i Nebevi'ye geliyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesinden Abdullah İbni Ömer'le karşılaşıyor. Hemen kapıdan girerken. Birimiz sağımızda diyor, sağında diyor. Birimiz solunda. Abdullah İbni Ömer'le beraber diyor. İçeriye girdik. Ve ona durumu anlattık. Dedik ki bizim o taraflarda böyle Allah'ın kaderi bilmeyeceği, kaderi inkar eden şahıslar çıkmakta. Enteresan diyor ki hatta diyor bu insanlar Kur'an okuyorlar. Kur'an ilimleriyle uğraşıyorlar. Araştırma yapıyorlar bu insanlar.
Kur'an üzerinde çalışmaları var. Ne dersiniz diyor, ne yapalım diyor bunlara. Abdullah İbni Ömer ilk tepkisi, onlara söyle diyor. Abdullah İbni Ömer onlardan beridir. Onlar da Abdullah İbni Ömer'den beridir. Yani uğraşmayın. Uzaktır. Ne bana, bana yaklaşsın ne ben ona yaklaşayım. Ve hatta şunu da söylüyor. Bu düşünceye sahip olan insanların bir Uhud dağı kadar altın olsa da infak etse Allah yolunda asla ondan kabul edilmeyecektir. Allah Allah. Yani yapmış olduğu işler net yani. Çok net. Yapmış olduğu işler tamamen boşuna gidecektir. Buradan onların nasipleri yoktur. Aslında bunu itikadi açıdan değerlendirildiği zaman çok tehlikeli sonuçlara gidiyor. Tehlikeli sonuçlara gidiyor evet. Evet çok tehlikeli sonuçlara gidiyor. Ehli sünnet gerçi bu konuda yani ehli kıble tekfir edilmez kanaatine sahiptir. Bu konuda çok net bir şekilde dışa bırakmadan ziyade yine de kıbleye dönen Cenab-ı Hakk'a el açıp da dua eden kişinin mümin olduğu kanaatine varır. Buradaki olay Hazreti Ömer'in oğlunun aktarmış olduğu bu hadis, bu Cibril hadisi kaderi inkar edenlerin, kaderi inkarcılığın aslında tehlikeli bir boyutunu anlatmak ve İslam'da imanın şartlarında kaderi imanın olduğunu belirtmek amacıyla ifade edilmiş bir hadisi şeriftir. Yani işin özünde, mihenk taşında bu da yer almaktadır. Ama aslında baktığımızda Sayın Hocam sadece o değil mesela İslam nedir dediğinde bir fıkıh ilmi ortaya çıkıyor. Şöyle baktığımızda hani ileriki boyutta işte iman nedir dediği zaman bir kelam ilmi ortaya çıkıyor değil mi? Yani birçok ilimler de aslında bu Cibril hadisinden çıkmış oluyor. Evet. Onun üzerinde de duralım. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde imanın altı şartını saydıktan sonra Cebrail aleyhisselam yine sadakta diyor ve ahbini ani ihsan. Bunu da bir kısa özetleyeyim. Ondan sonra demiş olursa değinelim. Bana ihsandan haber ver diyor Cebrail aleyhisselam sorusunda. Efendimizin çok kısa cevabı. En ta'budallâhe keenneke terâhu fe in lem tekün terâhu fe innehu yarâke. Allah'a onu görüyormuşçasına ibadet etmendir. Her ne kadar sen Allah'ı bizatihi yalın olarak göremiyorsan da o seni görmektedir. Burada da bir güzel kulluk yeri var, kulluk makamı var. Yani her halimizde Allah'ın bizi görüp gözettiğini bilerek hareket etme düşüncesi var. Sonra ahiretle ilgili sorular geliyor. Şimdi bu Cibril hadisini İslam ilimler açısından değerlendirmeye çalışalım isterseniz. Tabii buyurun hocam. Üç tane unsur var. İslam'ın üç ana hükümleri burada mündemiştir. Bunun kapsamındadır, yer almaktadır. Nedir bu? İman ve imanla ilgili hükümler. Yani itikadi hükümler. Ahbini anil iman dediği zaman Efendimizin cevabında bunlar var. Sonra amel. Amel de İslam olarak aktarılmakta. Çünkü burada İslam'ın, amelin örnekleri sunulmakta. Nedir o? Kelime-i şehadetten sonra namaz, zekat, oruç ve hac. Arkasından ihsan. Bu amel, amel aslında nedir? Bizim dışa yansıyan davranışlarımız. Yani İslam'ın dışa yansıyan kısmı ki biz buna az önce siz de ifade ettiniz fıkıh ilmi de diyoruz. Evet. Yani ilmül cevari yani azaların, davranışların ilmi bakımından buna fıkıh ilmi diyoruz. Akaid konuları, itikat konuları ise günümüzde kelam ilmi çerçevesinde ele alınmakta. Bakın Cibril hadisi içerisinde yani, imana dair konuları, itikadi konuları ele aldığımız zaman büyük bir ilim dalımız olan kelam ilmi çıkmaktadır. Sonra İslam'a dair, amele dair konuları ele aldığımız zaman içerisinden yine davranış ilmi olan fıkıh ilmi, İslam hukuku olarak da günümüzde söyleniyor, fıkıh ilmi çıkmaktadır. Üçüncü kısımda ihsan da ise ihsan bir ahlaki meziyettir. Bakın insanın iç yapısını bir bütün olarak ne yapan, böyle düzelten, kamil, olgun hale getiren, yani duygularını, samimiyetini Cenab-ı Hakk'a iyice rapt eden, yani takva bağlayan, boyutu biraz da değil mi evet, hocam? Takva boyutu, boyutu, daha ileri git vera boyutu. Tabii. Yani artık ne kadar bu konuda adım atabilirse. Ona da tasavvuf ilmi diyebilir miyiz hocam? Evet, ona da günümüzde ilahiyat fakültelerimizde okutulan tasavvuf ilmi. Yani burada aslında bizim inancımızı, amelimizi ve ahlakımızı bir bütün olarak bir bütün olarak imar eden bir hadisle karşı karşıyayız. Yani bu açıdan Cibril hadisi çok çok önemlidir. İslami ilimlerin temeli
burada yatmaktadır. Ve enteresan şunu da ifade edeyim. Bu hadis-i şerifin vurut zamanı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatına yakın olmuştur. Yani Efendimiz bir İslam mirası oluşturmuş ve sonunda vefatına yakın, hatta deniliyor ki hicretin 10. senesinde gerçekleşmiştir bu Cibril hadisi deniliyor. En sonunda da bırakmış olduğu bu sünnet mirasının özetini de bir olaydı. Hem de nasıl bir olay? Cebrail aleyhisselamın sorularına cevap vermiş olduğu bir olayda bunu tescillemiş, sahabeye bunu öğretmiş olmak. Tabir caizse hani 23 yılda Kur'an-ı Kerim'in, dediğim mi Sayın Hocam? Hani ilk Hira mağarasından ele alırsak Cebrail aleyhisselam Efendimizin karşılaşmasını, sona doğru artık hani kamil noktaya geldi. Zaten Allah katında din İslam'dır, başka din de kabul edilmeyeceği de bildirildi. Son şeyler artık rütüşler yapılıyor belki bu anlamda. Doğru, yani bir özet çıkarılıyor. Özet çıkarılıyor, evet. Nasıl Fatiha suresi Kur'an-ı Kerim baş tarafında konuluyor ve Kur'an-ı Kerim'in ön sözü gibi, girişi gibi içerisindeki bilgilerden böyle bir genel mahiyette bilgi sunar gibi bir yapıyla karşılaşıyoruz. Sünnet de ne demiştik? Ümmü sünnet demiştik, değil, evet, mi? Ümmül ehadis demiştik bu Cibril hadisine. Sünnetin bırakmış olduğu kültür, miras da Cibril hadisiyle bizim karşımıza çıkıyor. Bakın bununla ilgili bizim öteden beri alimlerimizin güzel çalışmaları var. Yani bu Cibril hadisini esas almak üzere yapılan güzel çalışmalar var. Nedir onlar? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize burada İslam'ın özünü, üç ana ilim dalını özet bir şekilde sunuyor. Buralardan insanlarımız, alimlerimiz bizim için zaruri, zorunlu bilinmesi gereken asgari bilgi düzeyi olan ilmihalleri çıkarmışlardır. Evet. İlmihal bilgileri buralardan çıkmıştır. Hı-hı. Açalım bakalım bir ilmihal kitabında baş tarafta mesela Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İmali. Hı-hı. Baş tarafında akaidle ilgili konular var. Ondan sonra devam ediyoruz. İbadetle ilgili konular, hı-hı, var. Son tarafına bakıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahlakı, hayatı, hı-hı, siyer konuları var. Ve bu gelenek öteden beri bize kadar gelmiştir. Yani şöyle birkaç örneklendirelim. Belki gecenin bereketi tabii, olur. Tabii tabii. Seher vaktinin bereketi olur. Bu vesileyle bazı güzel şahısları, isimlerini almış olalım. Mesela Hoca Ahmedi Yesevi. Evet. Türkistan'dan. Evet. Piri Türkistan denir. Üzerinde epeyce bir çalışmamız oldu. Bayağıca bir makaledir, işte sempozyumlardır, katıldık. Onun Divan-ı Hikmet. Hı hı. Çok müthiş bir eser. Evet, evet. Divan-ı Hikmet şiirlerden, evet, oluşuyor. Evet. Çok müthiş, çok güzel, hı, bir eserdir. Şiirlerden oluşuyor. Araştırdım, inceledim. Hatta bir makale ile Divan-ı Hikmet'in aslında Türkistan bölgesinin ilk ilmihal örneği olduğuna dair bazı kanaatle serdettim. Bunu nereden çıkarıyoruz? Hı. Bu insanlar aslında İslam'ı öğretiyorlar. Nasıl öğretiyorlar? Kimisi medrese kuruyor. Medresede bildiğin işte itikad hükümler, amel hükümler, ahlak hükümler. Evet. Yani bunu usulüne uygun bir şekilde öğretiyorlar. Kimi de bunu mesela değişik metotlarla, Ahmedi Yesevi'nin metotlarından biri, hem müderristir o, bir Hanefi fakihidir aynı zamanda. Hanefi fakihidir. Diğer taraftan da o bölge insanının kavrayabileceği şekilde şiirleştirerek bu umdeleri, bu esas ilkeleri aktarıyor. İşte onun şiirleri hikmetler oluyor. Ve bunlar Divan-ı Hikmet'te sonradan, vefatından sonra onun yoluna gidenler ne yapıyorlar? Derleyip toparlıyorlar. Divan-ı Hikmet'i incelediğimiz zaman içerisinde Ahmed Yesevi'nin itikada dair konuları temel yaklaşımlarla, ana ilkeleriyle aldığını, ibadete dayalı konuları ana ilkeleriyle aldığını ve ahlaki konuları da örneklerle verdiğini görüyoruz. Bunu bakın sonraya devam ettirin. Mesela Ahmed Yesevi'den etkilenen Hacı Bektaşi Veli, Yunus Emre. Bunlar mesela divanlarına bakın. Yunus Emre'nin divanına bakın. İçinde neler var neler, evet, ama şiirsel bir şey var değil mi? Tabii anlatım tarzı, tabii, metotları şiirdir. Fakat öz bilgiler, işte bu öz bilgiler, hani bizim mesela az önce söylemeye çalıştım, Ömer Nasuhi Bilmen Hoca'nın Büyük İslam İlmihali gibi bir ilmihal değilse de en azından İslam'ın, Efendimiz'in bu ifade etmiş olduğu, Cibril hadisinde ifade etmiş olduğu gibi temel inanç esasları, temel amel davranışları ve temel ahlaki kurallar. Bu divanların içerisinde, tasavvuf erbabının yazmış olduğu bu divanların içerisinde bunlar da aslında yer almaktadır. Bunlar da mündemiştir, bulunmaktadır. Bu açıdan da aslında Cibril hadisi
sonraki döneme büyük bir ışık tutmuştur. Yani ilmihal geleneğinin başlatılmasında da Cibril hadisinin yeri çok çok önemlidir. Eyvallah. Sayın hocam bir kısa aramız var. Bu güzel konuya devam edeceğiz inşallah müsaadenizle. Değerli izleyicilerimiz bir reklam aramız var. Bizden ayrılmayın efendim. Evet efendim, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cibril hadisini konuşuyorduk. Doçent Doktor İsmail Bilgili hocamla oradan inşallah devam edeceğiz. Evet Sayın hocam, çok güzel gidiyor maşallah. Yani Cibril hadis hakikaten çok zengin ve bugün bize çok güzel dersler veren bir hadis-i şerif. Yani çocukluğumuzdan beri dedim ya hocam, ortaokuldan beri aslında biz bunları ortaokulda, lisede din kültürü ahlak bilgisi derslerinde görüyoruz. Ama içeriği hani belki bu kadar net, daha güzel anlatılmamıştı. Birçok ilmi anlamda da bize hem fıkıh ilminde hem kelam ilminde de öncülük etmiş bir hadis-i şerif. Buyurun devam edelim Sayın Hocam. Evet, çok isabetli. Yani Cibril hadisi gibi bizim umde hadislerimiz var. Bunların yayılması, bilinmesi, yani bir en azından gençlerimizde bir kulak dolgunluğu olması gerekir. Elbette ki sadece bu yani kulak dolgunluğu değil, hayatta da aksülemel etmesi lazım, yansıması lazım. O şekilde zaten bir kişinin inancını hayatında göstermesi aslında bu inancın yayılması için en etkili bir araç, bir metottur. Yaşanmayan öğrenilmez. Tabii. Yani yaşanmalı ki öğrenilebilsin. Yaşanılarak öğrenilir. Bakın müsteşrikler yeri geliyor, bizden daha çok bilgi sahibi olabiliyorlar ama onlar bunları yaşamadıkları için kavrama noktasında sıkıntıları vardır. Yani bizim bu kavramları yaşadığımızdan dolayı hissederiz, anlarız, duyarız. Fakat onlar bunu tam olarak ne manaya geldiğini oturtamayabilirler. Bu yaşantı durumu çok önemlidir. İşte yaşantıya geçsin diye az önce bir örnek vermeye çalıştım. Cibril hadisi sonraki dönem ilmihal kitaplarının da kaynağı olmuştur. Oradan esinlenerek ortaya çıkmıştır. Şimdi hatırıma gelen bir olay daha var, bir örnek daha var. Onu da sizinle paylaşayım. Tabii tabii, buyurun Sayın Hocam. Mesela Hoca Ahmet Yesevi dedik. Hoca Ahmet Yesevi'nin devamı olan, onun yetiştirmiş olduğu halifelerinden ders alan ve Konya'mızın da bildiği, tanıdığı Ahi Teşkilatı'nın yayıcısı, kuvvetlendirisi Ahi Evran'ın bu esnaf ve sanatkarların, bakın çok enteresan, esnaf ve sanatkarların asgari dini bilgilerini temin etme ve onların bu işlerini yürütürken hiç olmazsa iman, amel ve ahlak bakımından en alt seviyede de olsa bu zorunlu bilgileri alabilmeleri için Menahic-i Seyfi diye bir eseri vardır. Şu anda yazmadır. Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. Bakın Ahi Evren 13. asırda yaşamış bir şahıs. İşte Hoca Ahmet Yesevi 11. asırda yaşamış bir şahıs. Aralarında 2 asır var. Yani bu silsile devam etmiş. Günümüzde aynen etkisini göstererek sürdürmektedir. Türkçesi var mı hocam bu eserin? Hayır. Türkçesi yok. İnşallah Türkçeye kısa zamanda Türkçe kazandırılır. Onun bir tabii ki tahkikinin yapılması gerekir. Üzerinde bir ilmi çalışmanın yapılması gerekir. Bu Cibril hadis üzerinde aslında günümüzde mesela doktora çalışması da yapılmıştır. Yüksek lisans çalışmaları var. Makaleler var. Hatta ve hatta Cibril hadisinin mesela eğitim bakımından eğitim değerini, eğitimsel değerini anlatan makaleler de yazılmıştır. Müthiş de bir formasyon var aslında içerisinde değil mi hocam? Hakikaten öyle. Yani gerçekten büyük bir hazine. Yani Cibril hadisi bizim için bir hazinedir. Fatiha suresi nasıl bir hazinedir? Cibril hadisi de öyle bir hazinedir. Açıldığı zaman bizim için hani tabiri caizse ham maddeyi alırsın, ondan sonra işler ve onunla müthiş bir şeyler, ürünler elde edersin. Evet. Yani itikadi ürünler, fıkhi ürünler, ahlaki ürünler hepsini buradan çıkarabilirsin. Özet olarak Efendimiz bunun içerisine bunları yerleştirmiştir. Bu geleneğin devamı önemlidir. Günümüzde bu biraz daha da bu asgari bilgi seviyesi daha çok hükümlerin böyle ağırlıklı olarak yer almış olduğu ilmihaller olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi Cibril hadisinin mesela bir örneğini daha vereyim üzerine yapılmış çalışmalardan. Mevlana Halid-i Bağdadi'nin Cibril Şerhi diye bir risalesi var. 30 sayfa civarında.
Ve burada Halid-i Bağdadi Hazretleri Cibril hadisinin özellikle itikadi boyutuna daha çok değiniyor. Orayı biraz daha da fazla açıyor. Ve biz bunu şuradan da görüyoruz. Bu hadis, hadis kitaplarında genelde hep iman konularının yer aldığı babların başında gelmektedir. Ve hatta pek çok hadis kitabının ilk hadisi konumundadır. Kütüb-i Sitte'nin tamamında bu Cibril hadisi yer almaktadır. İlk hadisleri olması, bazı kitapların hadis kitabının ilk hadisleri olması, işte Fatiha suresinin Kur'an-ı Kerim'deki yerini bize anlatır mahiyettedir. Şimdi Cibril hadisinde imanla ilgili hükümlere kısaca değindik. Bunlar kelam hocalarımızın ayrıntısına gideceği konulardır. Hani iman alt şartı dediğimiz zaman, evet. Sen hocam, hani Allah'a inanmak, peygamberlere, meleklere, hani onu insanlar zaten biliyor, Müslümanlar. Evet. İslam şartı dediğimiz zaman da 5 şart vardır. O şartları da biliyor ama mutlaka içeriğini biraz daha doldurmak lazım. Bir de benim çok merak ettiğim, hani ihsan kavramı, evet. Bu ibadetleri biliyoruz. Bugün işte Ramazan ayı içerisindeyiz. Bereketli, mağfiretli, böyle rahmetli, güzel bir ayın içerisindeyiz. Ve ibadetlerimiz biraz daha arttı belki. İşte namazları daha fazla kılıyoruz. Belki teheccüd namazı, işrak namazı, teravih namazlarımız var. Oruç tutuyoruz zaten elhamdülillah bu noktada. Zekat belki bu ayda daha çok veriliyor ama hani ihsan boyutuna biraz daha değinecek olursak, Allah bizi görüyor mutlaka, biz onu görmesek de. Bütün ibadetlerimiz aslında bu ihsan kavramıyla ele alsak nasıl olur? Hadis-i şerifin zaten üçüncü umdesi olarak ihsan tanımı verilmekte. Ama ne olarak? Bakın, yine bir uygulama olarak. Evet. Yani ihsanı işte iyilik yapmak, iyi olmak, güzel olmak falan gibisinden bir lafzi tabir yok. Ya ne var? İçini dolduran bir örnekle Allah'ı görüyormuşçasına ona ibadet etmek. Evet. Yani bir insan Allah'ı görüyormuşçasına ibadet ederse nasıl ibadet eder? Titriye titriye eder herhalde hocam. Yani. Öyle oluyordu zaten. Yani Hazreti Ebu Bekir Efendimiz abdest aldığı zaman titremeye başlarmış. Yani, Allah. Niye? Allah'ın huzuruna çıkacağım. Yani kolay bir şey değil. Yani şöyle de işi güzelleştirerek de ifade edebiliriz. Yani bir sevgiliyle buluşma, onunla bir araya gelme. Yani insanın çok hoşnut olacağı, evet. Bir yere varması nasıl ki onu mesrur eder. O şekilde. Ama tabii ki işin haşyet tarafı da var değil mi? Bir ürpertme tarafı da var. Yani o yüce varlığın karşısında bizim tabii ki acziyetimizi ifade etme olayı da var. İşte, kuluz çünkü. Tabii. Kulluk da budur. Tabii. Kulluğu bize aslında Cenab-ı Hak, bakın imanda düşünce olarak bağlılığı, kabulü öğretiyor. Amelde de dışa yansıma olarak bağlılığı öğretmiş oluyor. Bu Cibril hadisinde sayılan o ibadet esasları, işte namaz, zekat, oruç, hac konuları aslında bizim zaruri eğitim metotlarımızdır. Yani biz burada farz olan namazı kılıp, orucu tutup, zekat verip, imkanımız olduğu zaman hacca gitmekle bizim en azından bununla ilgili zorunlu eğitimi almış oluyoruz. Peki bunun devamı nedir? Orada almış olduğumuz eğitimi aslında hayatımıza devam ettirmektir. Oradaki bu zorunlu eğitim biz ibadeti mersume diye de tanımlarız. Evet. Yani bir takım şekli olan, dışa yansıyan kısmı bulunan, hani işte mesela namazın nesi var? Kıyamı var, rükûsu var değil mi? Bu bir takım şekilden ibaret. Şeklen yapıyoruz namazı ama. Tabii. Yani bir resmi var tabii. Değil mi? Mersum dediğimiz bir resmi var, bir görüntüsü var. Bir de içi var. Ha, bir de şimdi bu mersum olan ibadeti yaparken asıl hedeflenen nedir? İhlastır, huşudur, samimiyettir. Biz bu zorunlu eğitimleri alırken, farz olan bu davranışları yaparken bu samimiyeti elde edip bunu namazdan sonra oruç tutmazken, mesela zekat vermezken, ne demek bu? Yani zekat o anda bize farz değilken, mesela oruç bize farz değilken sanki namazdaymış gibi halimize, hareketimize dikkat etmek, etrafımızdakileri incitmemeye çalışmak. Hele oruçluyken ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Yani kızma diyor değil mi? Evet. Cedelleşme diyor değil mi? Bir başkasıyla. Hatta ille de kızacak durumda olursan inni saimin. Ben oruçluyum. Ben oruçluyum dedi. Yani ne yap? Evet. Bu cedelleşmenin önünü kapat. Açma bunun önünü. Bize bakın, oruçlu hal bunu öğretiyor. Yani ille de birisiyle kavga etmemek için oruçlu mu olmamız lazım? Değil mi yani hocam? Evet. Yani şimdi oruçluyken bunu yapmıyor ve bunun eğitimini alıyorsak, oruçlu değilken de bunu yapabilme düşüncesini devam ettirebilmemiz lazım. Yani o sakinliği, o sabrı devam ettirmek lazım. Evet, işte bize Allah'ı görüyormuşçasına ibadetin farz olan kısımları bu eğitimi veriyor.
hani tabiri caizse bir memuriyet atamasında hani zorunlu bir takım eğitimlerden geçiyorlar ya. Hatta önceden ne vardı? Stajyerlik kalkma durumları falan vardı. Onu kalkması için zorunlu bir gözetimden geçip ondan sonra. İşte bizim bu farzlarımız zorunlu eğitimimizdir. Bunları terk etmek diye bir şey yok. Yani bunlar mecbur olacak. Yapılacak zaten. Yani biz eğer kendimizi bu müminsek yapılacak. Evet, zaten. Bu dairenin içerisinde tabii. Görüyorsak bunları yapmak zorundayız. Tabii. Acaba biz bunları yaptıktan sonra buradaki tavırlarımızdan hayatımıza neler yansıtıyoruz? Oraya bakmak lazım. İhsan işte bu iman hükümlerinin içte benimsenmesi, davranışların, ameli hükümlerin dışa yansıtılması ve neticede de Efendimizin buyurduğu gibi ben güzel ahlakı tamamlamak üzere geldim diyor. Bak güzel ahlakı tamamlamak üzere. Öyleyse dinin iman, amel boyutu bizi güzel ahlaka ulaştırsın diyedir. Fakat bu bir merdiven basamağıdır. Hiçbir zaman birinci basamağı geçmeden ikiye çıkamazsın. İkiyi geçmeden üçe çıkamazsın. Yani bunlar yok efendim ben amelim yoktur ama ben işte içim çok temiz, çok samimiyim. Bunlar geçerli değildir. Bunlar olmaz. Niye? Samimiysen öncelikli olarak seni yaratana karşı samimiyetini bir ifade et bakalım. Sana karşılıksız bunca nimeti veren hiç olmazsa onu hatırla diye Hazreti Musa Aleyhisselam'a hitaben Kur'an-ı Kerim'de ne diyor Cenab-ı Hak? Ekims salate li zikri. Namazı beni hatırlamak için kıl diyor değil tabii, mi? Tabii. Bakın. Hadis-i şerifte ne diyor Peygamberimiz? Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmek. Bütün mesele burada hocam. Evet, zaten. Yani bizim Cenab-ı Hakk'ı unutmamamız için. Hı-hı. Yok hocam işte ben Allah'ı unutmam zaten. Niye unutayım? O zaman ben namaz kılmasam olmaz mı? Allah'ı unutmamanın zorunlu durumudur. Cenab-ı Hak bize bunu emretmiştir. Hı-hı. Eğer onun bizim hakkımızda daha çok şey bildiğini ve bizim kendi hayrımıza olanın onun tarafından daha net olarak bilip bize ifade edildiğini düşünüyorsan, buna inanıyorsan kabul edeceksin, uygulayacaksın. Yok bunu kabul etmiyorsan zaten problem başta büyük önce oluyor. Önce namaz hocam, çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Malumunuzu namaz dinin direğidir, namaz benim gözümün nurudur. Bu namaz olmazsa olmaz. Ama namazda nasıl duracağımız çok güzel ifade ettiniz. Yani Allah-u Teala'nın huzuruna durduğumuz vakit biz Allah-u Teala ile nasıl beraberiz, nasıl birlikte olacağız? Yani o bizi görüyor mutlaka, biz onu görmesek de. Bu hissiyata zaten giren insan, hani başka bir ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor. Yani namaz kötülüklerden alıkoyar. Evet. Böyle kötülüklerden alıkoyan bir namaz kılmak lazım değil mi Sayın Hocam? Kötülüklerden alıkoyan bir oruç tutmak lazım. Kötülüklerden bizi alıkoyan, bizi Allah'a yaklaştıran bir zekat vermemiz lazım. Bütün ibadetler de aslında bu çok önemli bir hasret. Tasavvuf kitaplarında da şöyle geçiyor Sayın Hocam. Hani az önce dediğiniz gibi ihlas, yani samimiyet. Ya bir şey yaparken bir mümin samimi olursa ondan bereket de elde eder. Kalbine muhabbeti hak ve muhabbeti Resulullah'a dolduran bir insan zaten olayı çözmüştür. Şöyle diyorlar hocam tasavvuf kitaplarında. Bir, ihlas olacak. Bir işin başında ihlas. İki, itikat. Yani bu işin teslimiyeti, tam teslim olacak. İbadet üçüncüye gelir diyor. Yani bu ikisi olmadan ibadetin bir anlamı yok. Yani bu dediğiniz çok önemli gerçekten. Bizi işte hedefe ulaştıran iman, amel ve neticede bunların aslında bizde bir huy haline gelmesi, bir meleki haline gelmesi olan ihsan boyutu. Oraya bizim gitmemiz gerekiyor, ulaşmamız gerekiyor. Tabii bu da öyle kolay bir şey kolay değildir. Çünkü az önce ayet-i kerimenin manasından bahsettiniz. Namaz tüm kötü davranışlardan vesaire uzak tutar. Şimdi örneklerini bazı insanlar bazen de aleyhte kullanmak, suistimal etmek amacıyla da söyleyebiliyor. İşte bak falanca kıldığı halde, beş vakit namazına devam ettiği halde işte şu kötü ahlak durumları var, davranışlarında yanlışlıklar var. Ne yapacağız? Bunları nasıl değerlendireceğiz? Burada da bizim için mihenk taşı şudur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki onun ibadetinin, namazının kabul edilmesi kötülüklerden uzak kalmasıyla ortaya çıkar. Bir insan bu şekli ibadetleri, ibadeti mevsume dediğimiz bakın şekli kısımları yapıyor da yine kötülüklere devam ediyorsa o zaman bu ibadetin huşu içinde yapmıyor, samimi olarak yapmıyor ve bundan dolayı da ibadeti kabul olmuyor. Ha, şeklen nedir? Üzerinden bir yükümlülük kaldırılır. Yani fıkhi boyutu olarak sahihtir, geçerlidir, bir yük üzerinden çıkar ama sana bunun getirisine, ahiret boyutuna, ahiret boyutunda da bir şey yok. Yani makbul olmamış. Makbul olmaması bu davranışları, ibadeti yapanın günlük hayatında
ahlaki davranışlarında eksikliklerin olmasıdır. Bir Müslüman ne yapar? Bu davranışlar yaptığı zaman ne yapar? Bunu içselleştirir ve bu davranışların havası içerisinde hayatını da düzgün bir hale getirir. Yani bizi işte eğiten bir yapısı var bu ibadetlerin. Yani boşa gitmesin değil mi Sayın Hocam? Yaptığımız ibadetler, namazlarımız, oruçlarımız, zikirlerimiz bunlar boşa gitmesin. Yarın ahirete gittiğimizde çantalar, valizler elimizde. Hadi aç bakalım ne getirdin? Açıyoruz içini bomboş çıkıyor Allah korusun az önce anlattığınız gibi. Öyle değil de dolu dolu götürmek lazım. Yani bunu da işte takva boyutuyla, hissiyat boyutuyla, ihsan boyutuyla yaşamamız lazım. Sayın Hocam vaktimiz daraldı biraz. Son olarak söyleyeceğimiz Cibril hadise ilgili neler var? Evet, şunu da aktaralım. Bizim bu ibadetlerle elde etmiş olduğumuz alışkanlıkları normal hayatımıza aksettiriyoruz ya, sadece aslında ibadetlerimizi boşa götürmek değil, hayatımızı boşa götürmemek lazım. Yani bizim için mesela mübah olan davranışlar da var değil mi? Bak mübah olan davranışları da samimiyetimizle ibadete dönüştürme şansına sahibiz. Hiçbir zaman bir Müslümanın hayatında öylesine bir hareket olmaz. Müslümanın hayatında tavırları, davranışları mutlaka Cenab-ı Hakk'ı gözeterek, yani onun sevgisini kazanmak veya onun kendine yönelebilecek olumsuz tavrından uzak durmak amacına yönelik olmalıdır. Mübah davranışlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hallerini, hareketlerini o peygamber olduğu, rehber olduğu için bizim yapmamız, bakın mübah dahi olsa, mesela istirahat ederek işte sağ tarafına veya mesela affedersiniz tırnaklarını keserken şu şekilde kesmişti gibi, bunlar zevait sünnettir aslında, zevait sünnet. Zevait sünnetleri peygamberimiz yaptı diye yapmanın bile bize bir mükafatı vardır. Bu sebeple değil ki farz olanları boşa götürmek, mübah davranışlardan bile kendimize güzellikler çıkarma gayretinde olmamız lazım. Cibril hadisi bir bütün olarak eğitim olarak da değerlendirilebilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başta bir iki örnek vermeye çalıştım. Burada müthiş bir muallimlik, öğretmenlik vasfını da görüyoruz. Bu açıdan da Cibril hadisi alınıp eğitim tarihimizde ve günümüzde öğretmenlerimizin, hocalarımızın, bizlerin örnek alması gereken, içinden bir takım kaideler çıkarması gereken bir hadis-i şerif olduğunu söyleyebiliriz. Aslında daha çok belki geniş açıklamalar var, geniş burada izah edebiliriz ama vaktimiz kısıtlı Sayın Hocam hakikaten. Hani sormuşlar bizim ilmimiz ne kadar diye göstermiş birisi, demiş ki okyanuslar Allah-u Teala'nın ilmidir. Biz onu sadece bir damlasını alıyoruz. Yani biz de burada belki bu Cibril hadisini daha çok anlatabiliriz. Daha çok konularımız var ama vaktimiz kısıtlı olduğu için Allah razı olsun hocam. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Sana hocam kapanış yapacağım ben. Daha sonra sizden inşallah bir dua isteyeceğiz. Seher vakti duası. Değerli izleyicilerimiz bugünkü konumuz Cibril hadisiydi. İnşallah Rabbim bizi bütün ibadetlerimizi ihsan şeklinde Allah-u Teala'yı görüyormuş şeklinde yapmamızı nasip eylesin. Efendim oruçlarımızı Allah kabul etsin. Niyetlerimizi Allah kabul etsin. Sağlık ve sıhhatli bir şekilde iftara kavuşmayı nasip eylesin. İyi geceler diliyoruz. Yarın buluşmak üzere inşallah. Hocam buyurun. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbi ya İlahi'l alemin. Tutmakta olduğumuz oruçlarımızı bize kolay kıl. Ve bu oruçlarımızı bizden kabul eyle. Ya Rabbi bu orucun hürmetine bizleri razı olduğun ihsan makamına ulaşan kullarından eyle. Bizleri tüm kötülüklerden, musibetlerden âri eyle. Ya Rabbim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem senden hayır adına ne dilediyse, neye ulaşmak istediyse biz de senden onları diliyoruz. Sen bizlere bunları nasip eyle. Ya Rabbim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şer adına senden neye sığınmışsa, biz de onlardan sana sığınıyoruz. Bizleri onlardan uzak eyle. Ya İlahi İl Alemin içinde bulunmuş olduğumuz bu salgın hastalıklardan bizleri muhafaza eyle. Sadece maddi değil manevi virüslerden de bizleri muhafaza eyle. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.
Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alessalâh. هيا على الفلاح. هيا على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر. الله أكبر.